köpeğimiz, Pati ismini verdiğimiz bu köpeğimiz dün bize ulaştırıldı. Adıyaman merkeze bağlı Aklılar Köyü'nden vatandaşlar tarafından getirildi, bize iletildi. Köpeğimizi ilk muayenesinde çok ciddi bir tümöral oluşum olduğunu fark ettik. Ardından gerekli tetkikler tamamlandı ve şah damarı dediğimiz vena jugularis bölgesine yakın bir bölgeden kaynaklı bir tümöral oluşum olduğunu gördük. Gerekli tetkiklerden sonra dün itibariyle ameliyata aldık. Ameliyatımız gayet başarılı geçti. Riskli bir ameliyattı çünkü boyun bölgesi sinirlerin yoğun olduğu, hayati damarların olduğu, soluk borusunun, yemek borusunun geçtiği bir bölgedeydi çünkü. Çok şükür riskliydi ama başarılı geçti. Bugün itibariyle de hayvanımız gayet güzel, gayet sağlıklı durumda, kendine gelmiş durumda. Tedavisi şu anda halen devam ediyor. İlk 3 günlük bir müşahede günü olacak. O müşahede günü tamamlandıktan sonra biraz daha bizde kalır. Biraz daha kendini toparlamasını istiyoruz. Çünkü gayet çok fazla zayıf kalmış köyde. Biraz daha besledikten sonra sahiplendirmeye çalışacağız. Eğer sahiplendiremezsek de yine doğal yaşam alanı olan eski adresine, Akpınar Köyü'ne tekrardan bırakacağız. Yani kangal türünde görünüyor. Cins olarak kangal ırkında bir köpek. Ama zayıf kalmış bayağı bir. Maalesef kötü durumda o noktada. Genç bir köpeğimiz zaten. Bu boyun bölgesindeki yarası da iyileştikten sonra, gerekli bakımdan sonra toparlar, bir problem olmaz diye düşünüyorum. Ameliyatımız hemen hemen 2,5 saat kadar sürdü. Dediğim gibi hayati organların olduğu, dokuların olduğu bir bölge olduğu için ince ince girmek zorundaydık. İnce ince girdik, gayet de başarılı geçti. Sıkıntı olmadı çok şükür. Şey verir misin tartıda? Üstürüyorum. Bir de diğer seti çıkartır mısın? Diğer seti. Video aldın. Kaldır başını. Kaldır başını.